Çalıştı. Sözleri çalıştı. Aha. Hareket sensörleri çalıştı. Kim? Sen mi ben mi? Metin. Sen ne yiyorsun ne içiyorsun? Oğlum bu ne lan? Senin istemcin kaç çekirdek oğlum ya? Ne sensör ne ben söyleyeyim abi. Sensörleri biraz hassas ayarlamışız. Ne hassası, nasıl bir hassaslık oğlum bu? Sen sabah kahvaltısını bildiğin yatağa getirmişsin oğlum ya. Şey yapma onu, utandırma beni abi ya. Başka şeyler düşüneyim, sakinleşeyim. Rölanti. Allah'tan hareket sensörlerini yaptık da bu gibi. Biz onları yapmasaydık abi biz şimdi ne diyecektik? Sıkıntı yok, piller zaten kutuya dahil mi diyecektik? 9. dakika Kraç, 32. dakika Benuyun, 52. dakika Benuyun, 56. dakika Benuyun, 69. dakika Gerard. Of! Arkadaş millet koyun kuzu sayar, hayvan sayar çitlerden atlayan uyumak için biz Liverpool'dan yediğimiz golleri sayıyoruz. Vay arkadaş! Ya oğlum bildiğin huylandım lan. Ben bu gece burada tövbe billah uyuyamam ya. Asa. Dur. Şimdi... Sayın seyirciler, Sayın Hilmi Kazmıkçı'nın düzenlediği Hilmi Kazmıkçı'ya moral yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Alkışlamıyorlar. Ya Hilmi Kazmıkçı diyor, alkışlasanız ha. Eskiden insanlar var ya, Beverly Hills dizisinin tanıtımını bile alkışlarlardı ya. Hilmi ne oldu sana, Hilmi ne oldu sana? Hepi topu 5 kişi gelmiş zaten. Hilmi Bey, affedersiniz ama Ramazan ayındayız. Yemeği öğleden sonra veriyorsunuz. Millet oruçlu nasıl gelsin buraya? Kes! Acıyıp moral vermeye çalışma bana. Aile hekiminden rapor aldım. En az 14 şekerli, 22 tane de midesi yenen adam var mahallede. Hani neredeler? Neredeler? İftar olaydı gelirlerdi. İftar vereydim. Açlıktan gelirlerdi. Hilmi kimsenin umurunda olmazdı. Neyse, sevgili dostlarım, bu yaptığınız iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Hepinizi Hilmi yürek bokuna ekledi. Şu şişko hariç. Amma yedin be tosunum, amma yedin ya. Olmaz olsun senin dostun. Başımıza açtığın masrafa bak. Hadi bakayım dışarı, dışarı. Yemeği de yanında götür. Hem arsız hem şişko. Kalan 4 kişi. Hilmi bu dar gününde gelenleri asla unutmayacağım. Lan gözüktü. Ne yapıyorsun sen acaba? Ne yapıyorsun ya? Çaktırmadan kuru pastaları cebine mi atıyorsun? Hadi bakayım dışarı, dışarı. Yazdım oğlum seni deftere. Sivilde çıkma karşıma. Elde kalan 3 kişi. Hilmi hepinize minnettar ama kendine kızgın. Tamam lan, çalmayın siz de. Jest yapma bana. Mimik yapma. Yaz var. Yaz var bu akşam. Yaz var. Hilmi çok mutsuz. Aman ya, iyi ki gitti. Çenesinden kurtulduk şunu ya. Ulan gerizekalı, mikrofona çık. Arkamdan ne konuşuyorsun acaba? Köpek, köpek! Hayırdır, ben zaten şunu söyledim. Cevap verme bana, cevap verme. Dua et ki Ramazan ayındayız. Yoksa senin biletini kesirdim. Köpek! Allah razı olsun. Baksana çalmayın dedi. Hadi gel dışarı çıkalım, sinemaya falan gideriz. Ya akşam çalacağız zaten Neşe. Annemler evde yok. Sana pul koleksiyonumu falan gösteririm. Nasıl yani? Korkma lan, korkma. Gerçekten pul koleksiyonu var. Ne korkması ya? Korkacak ne var? Koleksiyonun tillağına bakarım da. Akşam çalacağız Neşe. Birkaç ritim denemem lazım. Papat, 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 papat. Bu ne lan? Otobüs bileti Divriği Turizm. Tek kişilik tek yön, sadece gidiş. Zaten oralara gidip suyunu içen bir daha dönüp bakmaz buralara. Bu böyle olmayacak lan Metin. Eda bir seçim yapacak. Ya sen ya ben. Kaybeden otobüse biner. Lan ne yapacağım ben Divriği'de? Kangallarımı seversin. Sivas'taki dedemle oturup 80'li City'yi izlersin. Gerçi o biraz rahat durmaz ama ne yapacağız? Ulan hemen de nasıl kabullendin yenilgiyi? O elindeki kurbağacık mı senin? Evet, silah çekeceğini sandım. Karşılığında kurbağacık mı çektin? Sıktığım kurşunu havada kurbağacıkla vurup bana mı döndürecektin? Oğlum Metin ya, sen nasıl bir çocukluk yaşadın oğlum? Kırpığı gerçek mi zannediyorsun? Küçe var lan onun içinde. Olur mu lan öyle şey ha? Öyle bir saçmalık olabilir mi gerizekalı? Kurşuna ben bir tane ortadan böyle vuracaktım, ikiye bölecektim, parçalanacaktı, sağımdan solundan geçecekti, vurulmayacak. Ne
sağda solda da böyle konuşma sakın. Oğlum sen çunliysin lan. Aduket atamazsın. Yarım daire yapıp yumruğa basma. Aduket bizim işimiz. Herifin ağzı ne kadar güzel laf yapıyor arkadaş ya. Oyuna girdim direkt Gora denk geldi bana ya. Dört kollu tabut gibi. Bak Emrah'cığım, ben artık çok sıkıldım. Yapamıyorum. Romantiklik falan bana göre değil. Eda ile konuşalım, o karar versin. Yapsın seçimini. Akşam gidip konuşalım. Tamam lan. Eda'yı görmek, musallat olmak, çıplak fotoğraflar göndermek yok. Tübe de lan. Tübe. Akşam otururuz bir yerde, üçümüz yemek yeriz. Son kararı da Eda'ya bırakırız. Bak tekrar ediyorum. Kıza musallat olmak, çevresinde dolaşmak yok. Tamam söz. Tamam lan, benden de namus sözü. Bir daha söyle. Namus sözü. Namus sözü dedin ulan. Tekrar et. Namus sözü. Çık şimdi. Senin ağzını sikeyim ben. Dur kardeş. Bir selam ver geç dostuna. Yabancı değilsin, bizim eldensin. Endamın, gururun bize benziyor. Yiğidin harman olduğu yerdensin. Bismillah. Sivaslısın kardeş, tanıdım seni. Neredensin, söyle kardeş iklimi. Bilirim ben Sivas'ımdan göçeni. Kardeş sen Sivas'ın neresindensin? Demirim, çeliğim sana emanet. Yiğitlik var sende. Etmezsin minnet. Çalışkan, hatırnaz. Hem dost, hem de mert. Kardeş, sen Divriğinin neresindensin? İçindim. Kıllarım, döşüm diken diken oldu abi. Döş kırıklığına uğradım. Ne yaptın toprağım? Parça piçik ettin beni. Ya kardeş, hemşeri hemşeriyi gurbette gömermiş ama Sivaslı Sivaslıyı gurbette öper, başına vur. Senin bir derdin var, söyle bakayım. Niye canın sıkkın? Bir şey mi oldu? Hayırdır? Ankara'ya gelin gitse, la bebe, Ankara'ya deniz getirdik ya la diye belediyenin açıklama yapacağı kadar gözleri masmavi bir peri kızı perişan etti abi. Hatun meselesi yani. Aynen. Ulan ben de başına bir şey geldi sandım. Lan cüzdanını müzdanını neyini çaldılar sandım lan? He? Budağını kırdım. Bütün mesele bu mu lan? Lan bir daha sağda solda ben Sivaslıyım, Mivaslıyım deme. Kafanı, gözünü kır. Yürü git lan, yürü git! Siz benim Sivaslılığımı sorgulayamazsınız beyefendi. Yürü git lan, lan. Yürü git! Sorgulayamazsınız! Yürü! Sorgulayamazsın! Nasıl koştum gördüm. Siz hep böyle misiniz? Sorgulayamazsın! Yürü git! Bana bir sebep sun. Tek bir cümle kur. Gizli özne, belirtilen nesne ve yüklem olabildiğince sade. Seni seviyorum. İstediğin dilde de yaratacağı etkiyi bir bilsen. Anne! Konuştu. Anne dedi. Hayati tehlikeyi atlattı. Yaşayacak. Evet. Karar çıktı. Uzun dönem askerlik 6 ay, kısa dönem askerlik 2 aya indirildi. Anne! Kıblen nerede? Merhaba. Sizi çok methettiler. Ben ve 15 arkadaşım muhasebecimiz olmanızı istiyoruz. Cuma hiç çıkışı ama köprü açık. Ne? Şaka yapıyorsun. Bayram tatili falan mı lan? Tek bir cümle. Anlayışımızı görek. Hadi. Bu ne? Reçete. Sakın yanlış anlama ha. Kendim için istemiyorum. Şerif amca için istiyorum. 87 yaşında malum. Kendisi 3 basamakların mahallemizdeki yegane adayıdır. Cinsel güç arttırıcı ilaç bu. Doktor mu yazmış bunu? Evet. Doktor yazdı. Kadın eczacıdan alamıyormuş. Bana söyledi.
Elimdeki reçete de değil. Bildiğin peçete. İlacın adını yazıp getirmişsin istek parça ister gibi. Ya arkadaşım, adam doktor arkadaşıyla yemekteyken peçeteyi almış, ilacın adını yazıvermiş. Emekli olmuş zaten. Doktorluk falan yapmıyormuş. ÇEV okuyormuş. Mizah yaparım diyormuş kız. Vallahi. Bak bu hırsızlık olayında da Şerif amcayı öne sürdünüz. İnanmadık, dava açmadık adama. Bu husumete bir son verin. Ya dedemiz yaşında adam mı? Kız sen benim... Sen beni mi yok diyorsun kız? He? Beni mi yok diyorsun? Neyi ima etmeye çalışıyorsun sen? Ha? İlaçları ben içeceğim, aklı sıra. Bana bak bana, ben var ya her gün bir baş soğanı sabahleyin çıkarırım böyle... küt diye kırarım, elma gibi böyle kütür kütür yerim. Ben tedbirimi aldım yani. Rahat ol. Soğan mı yiyor? Konuştu, anne dedi. Hanımım, koşun anne dedi. Anne mi dedi? Sana mı dedi? Evladın bakıcısına anne mi dedi? Vallahi biz de şaşkınız. Karaciğer nakli çok iyi geçti. Ama kalp krizi geçirmiş ameliyattan sonra. Ecel bu. Yapacak bir şey yok. Sonra dedik ki 2 ay çok kısa yahu. Tekrar 6 ay yaptık. Uzun kısa ayrımı yok yani. Sonra tabii kavga çıktı. Olmaz öyle deyip eski sisteme geri döndük. 12 ay uzun dönem, 6 ay kısa dönem. Hadi hayırlısı. Cenk Bey'di değil mi? Yok, Oğuzhan Bey. Pardon, yanlış olmuş. Allah Allah. Köprü hakikaten açık lan. Kullandım şimdi. Şerif amcaya söyle doktoruna yazdırsın bunu. Zaten pahalı bir ilaç. Ücretsiz alsın. Çay var mı? Gideyim ben. Ah be! Yemeğimizi yedik. Çayımızı, çorbamızı içtik. Manzaramız da o biçim. Bir haftadır menemen yiyoruz. İçim dışım domates oldu ha? Domates mi? Ne domatesi ya? Patatesle yaptım menemeni. Fark etmediniz mi ya? Eline sağlık koçum. Çok güzel olmuş. Cem, Onay. Rapor verin. Teraviye gidip ayakkabı çalmıyor muyuz? Neyin raporu? İlan, gazete ilanı diyorum oğlum. Çıktı mı? Çıktı. Mırın kırın ettiler. Mırdım kırdım birkaç kemik yayınladılar. Oku bakayım ne yazmış. İhaleye gireceksiniz ama arkanızda dayınız mı yok? Enişteniz babanızdan kalan dükkana mı çekiyor? Kreşinizdeki iri çocuk zorla yemeğinizi mi alıyor? Anne ne oldu? Anne mi olduk şimdi? Hamiyet abla yukarı, Hamiyet abla aşağıydı. Yok anne olur mu öyle şey? Boşandıktan sonra belki bir müddet bocalamış olabilirim. Yani bir iki kere ağzımdan kaçmıştır. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. He mi? Tahsin abiyle ne alakası var? Salak. Atasözü o. Mecaz var onda. Bana bak kızım. Sen bayağı zorlayınca akrabamız çıkıyorsun. Ev işlerine hakimsin. Anaçsın. Seninle ilgili bir başarısızlık mümkün gözükmüyordu. Kıvanç Tatlıtuğ'dun gözüm. Partnerini yanlış seçtik herhalde. Kurt Seyit gibi bir şey çıktı ortaya. Ama sen vicdansız çıktın. 12. haftada final yapmasına imkan vermeden kaldırdı yayından. Belki yurt dışında iş yapabilirdi. Neyse, sana kızmıyorum ben. Anne ne diyorsun ya? Ben çok fenayım. Koş gel dedin, koştum geldim ben de. Fenayım ben. Çok fenayım. Kudretimden sual olmaz. 4. Murat gibi bir cırt mızrakla arka arkaya konmuş 9 zırhı... tek bir vuruşta de. Yani hasta değilsin sen o zaman. Ay ben de kötü bir şey oldu zannettim. Koştum geldim. Kaç gündür arıyorum gelmiyorsun. Mecbur bıraktın gebe kadını yalan söylemeye. Bana bak. Bu hamilelik beni çok değiştirdi. Ne gibi? Karnım çıktı. Neyse biz konumuza dönelim. Siz boşanalı da Ali ile çok olmadı. Acaba sende de bir sürpriz yumurta var mı? Sürpriz yumurta? Ay anne ben bugün senin dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum ya. Lan Ali bu karıyı aldatıp nasıl yakalandın sen? Süzme saf bu. Aynı eve getirmezsen yakalanmazsın. Gerçi aynı eve getirirsin koca kafalı salak. Doğru. Ha, ne diyordum ben? İşte ben de bilmiyorum ne diyordun ama teknik olarak sürpriz yumurta diyordun. Fakat içerik olarak hiçbir fikrim yok. Kızım gebelik. Bir yumurtayla başlar. Normalde bunlar belli dönemde vücuttan atılırlar. Bir tanesi sürpriz yaparsa gebelik hasıl olur. Okuldayken teneffüste sınıfın kızlarını toplayıp hiçbir şey anlatmadı öğretmeniniz. Ha, sen...
sen şeyi diyorsun. Kalıbımı basarım. Sen yanlış anladın ama ben doğru anladım varsayacağım. Test yaptırdın mı? Yok anne, ne testi? Gerek yok ki, eminim bir şey yoktur. Hakaret lan bu. Sen şimdi oğlum beceremez'e mi getiriyorsun lafı? Ay anneciğim, bugün senin birilerine bağırasın gelmiş, o da bana denk gelmiş. Olsun, bağır sen. Tabii ki öyle bir şey demek istemiyorum ama yani öyle bir şey olsaydı anlardım. Öyle bir belirti yok. Sen şimdi yarın öbür gün tam yatıp uyuyacağım zamanda hamileyim diye dayanma kapıya. Bir klişe daha istemiyorum. Ha tamam. Ben gidebilir miyim? Tabii git kızım, git sen. Git koş sen, çalış. 1500 lira nafaka yetmiyordur tabii. Millet 30 sene çalışır. 1000 lira emekli maaşı bağlar devlet. Sen 3 ayda 1500'ü bağlattın maşallah. Göründüğü gibi değil, anlatabilirim. Vallahi hiç görmedim ki o kadar parayı bir arada. Bizim para işleriyle rahmetli ilgilenirdi. Evlendirelim çocuğu, aileye yük olmasın dedik. Sanki morgıça girdik. Belimiz büküldü. 1500 lira ne lan? Para yetiştiremiyoruz. Çamaşır makinesini sattık. Yenisini aldınız ya anne, o yüzden sattınız diye biliyorum. Ya anneciğim, sen beni bugün dinlemeyeceksin belli ki, ben gideyim. Ara ara uğra da bir ihtiyacın var mı diye sor. Akrabamızsın. Ay özür dilerim, çok ihmal ettim. Bir ihtiyacın var mı anne? Yok. Olsa bile sana yaptırır mıyım? Elim ayağım tutuyor çok şükür. Sana muhtaç kalmadım. Oğlum karıyı 3. ayda sepetlemiş. Ben kalkıp ona iş mi yaptıracağım? Hadi selametle, hadi. Hadi. Anne. Anne. Bir şey konuşabilir miyim? Konuş. Ahali yetişin. Oto tamircisi Sezai ustamızı dövüyorlar. Lan. Lan. Sezai Usta sensin oğlum. Bize yalan yaptırık ettiriyorlar. Gel lan buraya. Kesin. Kesin. Lan bek. Gelin lan. Lan bırak lan. Ne oluyor ya? Vur ya. Vur şu adamda. Lan. Bana bak. Elini ya. Allah Allah. Gençler, ayıp olmuyor mu? İki kişi bir adamı dövüyorsunuz. Evet ya. Bir meseleniz varsa aranızda halledin kardeşim. Teke tek kapışın. Kim yenerse. Hadi. Boks. Peki adam da seçebiliyor muyuz Sargı? Ben şahsen şu ufak olanını seçerim. Bu ne lan bölüm sonu canavarı gibi? Onun canıyla benim canım bir mi? Tabii tabii, olur olur. Ben döveyim kardeşim, sen yorulma. Vallahi tereddüt bile etmedi, bu beni döver. Gel lan buraya. Dur, bir dakika. Gel lan. Bırak. Sakin ol ya. Dur. Bir sakin ol ya. Tut oğlum, tut. Fut. Yakala karabaş. Yakala, hadi. Yakala oğlum. Lan mahallemizde tecavüz var, yakalasana. Oğlum bu ne lan? Kendini kendimi yaptırdın. Benzemiş ha. Doğru konuş lan. Ben sana küfür ediyor muyum? Göt. Oğlum demir dile geldi lan. Sana benzemekten utandı, demir dile geldi ha. Adı ne lan bunu? Çok tatlı bir şeymiş bu. Gel lan Gundik. Gel buraya. Çok tatlı lan bu. Adı ne? Oğlum şükür. O acayip etik neyken. Bunda da beni ağaçla dövüyorlardı ya. Kalas gibi bir şey mi? Kalas değil ya. Kalas olsa tanırdım ben ya. Bildiğin ağaç ya. Ağzıma kestane tadı geldi. Muhtemelen kestane ağacıydı ya. Vücudunda elektrik dolanıyor diye bu yalıtkanla vura vura kurtardık seni. Çıplak elle dokununca bütün kahve elektro halaya duruyoruz ya. Ya polisi arayacağım ya. Oha, şarjı fullenmiş ha. Artık nasıl elektrik verdiyse o yetik. Telefonun şarjı %100 ha. Kardeş iyi misin ya? Bir şey getirelim mi? 3 defa salavat getireyim ya. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Siz niye dövecektiniz ki Sezai? Gel beni döv diye bağırıyor herif ya. Ya bir adamın tipi bozuk diye dövülür mü? Ayıp ya. Yok ya, bildiğin bağırıyordu ya. Gel beni döv lan. Gel beni döv. Gel döv beni hadi. Ne diyorsun birader ya? Kardeşim o arabayı oraya park edemezsin diyorum. İlla park ederim diyorsan bedenimi çiğnemen lazım. Bedenimi çiğnemen lazım dedim. Mecaz yok ipnede. Sakız gibi çiğnedi ya. Ya Sezai bir sus Allah'ım. Abiler bundan sonra o kara güllüler sahipsiz değil. Abileriyim ben onların. Tamam. Hayatımı kurtardılar onlar benim. Ambulans mıydı o? Abi de normal bir şeymiş gibi. Diyorsun abi ya. Ne oldu, birine bir şey mi oldu? Sizin şu an önemli bir işiniz var mı? Var. İyi o zaman. Siz beni yakalamaya çalışmazsınız. Bunu da kahveden aldım. Dur bir tane. Sen niye kovalıyorsun abi? Niye peşindesin? Seni yakalamaya çalışıyorum. Yakalayıp ne yapacağım lan? İki tokatlayayım kendine gelirsin. Babama diye çıktık ya oğlum evdenmiş.
Olaya vermiyorsun kendini ya. Verme. Vermeyeceğim. Gelme henüz. Acımadı ki. Çok acıdı. Ay. Cüheylan bunlar ya. Ya Sezai abi yok. Buradayım Metin. Gelebilecek mi? Lan nasıl geleyim oraya? Elif dama çıkmış abi ya. Gelemeyeceksen ben daha fazla çıkmayayım. Burada oturup gitmenizi beklerim. Yoksa vallahi bak daha şuraya çıkacaktım ha. Aha. Oğlum burası bizim oradan çıkmadır lan. Olaylar nerede başladı, nereye kadar geldi ya? Biri yüzdirektesiniz, öbürü yüzdamda. İnin lan aşağı. O zaman ben iniyorum. Adam beni bayrak gibi göndere çekti ya. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!